Bütün çağlarda sanatçılar her zaman toplumun önderleri olmuşlardır. Levent Kırca bizim çok önemli bir değerimizdi. O bizi hem güldürür hem düşündürürdü. Büyük acılar yaşadığını biliyorum, baskılar yaşadığını biliyorum. Aslında Türkiye bunu hak etmiyordu. Levent Kırca da bunu hak etmiyordu. Ama sonuçta onu uğurladık. Sevinciyle, acısıyla, gözyaşıyla onu uğurladık. Allah rahmet eylesin diyorum. Umuyorum sanatçıların el üstünde tutulduğu güzel bir Türkiye'yi hep beraber özlem olarak dile getirir ve bunu gerçekleştiririz. Valla başımız sağ olsun demekten başka söyleyecek bir şey yok. Tabii ki sizler de biliyorsunuz hepimiz için çok büyük bir kayıp. Türk mizahı için çok büyük bir kayıp. Çok erken ve çok çabuk kaybettik. Ama giderken bize anlayabilene çok önemli bir mektup da bırakıp gitti. O mektubu okuyup anlamaya çalışalım bence. Başka söylenecek hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Bütün ülkemizin başı sağ olsun. Aynı şeyi söyleyeceğim aslında ama daha güzel bir dünyada buluşmak için veda etti Levent Kırca. Ama biz el birliğiyle daha güzel bir Türkiye kuracağız tabii. Usta sanatçı Levent Kırca bugün sonsuzluğa uğurlandı. Karaciğer kanserine yenik düşen usta tiyatrocu Levent Kırca için Levent Afet Yolal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Levent Kırca'yı son yolculuğunda yalnız bırakmak istemeyen dostları ve sevenleri cami avlusunda toplandı. Levent Kırca'nın çocukları ve sevenlerinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktüğü görüldü. Kırca'nın çocukları daha sonra cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Oya Başar'ınsa eski eşini uğurlamak için camiye geldiği görüldü. Ayakta durmakta güçlük çeken Oya Başar, gözyaşlarına hakim olamadı. Tören istemeyen Kırca'nın cenazesi, öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Zincirlikuyu mezarlığına götürüldü.